2018-2021 Kadın Atanım, Sayın Battal Gazi Belediye Başkan Yardımcım, değerli misafirler ve basın mensupları, hazırlık çalıştığı açılış törenine hoş geldiniz. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu, arz ederim. Biz 2021 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı hazırlık çalıştayı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer misafirler, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen kadına yönelik şiddet en önemli sorunlardan biridir. Şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir. Bakanlığımız şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında mevzuatı düzenleme, eğitim ve farkındalığı arttırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu arttırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesi ne yönelik kurumsal mekanizmalar güçlendirme başlıkları altında çalışmalarımız devam etmektedir. Mevzuat düzenlemeleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne de paralel düzenlemeler içermektedir. Kanun kapsamında hazırlanan kadın konuk evlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kadın konuk evleri açılması ve işletilmesi hakkında yönetmelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmış 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 6284 sayılı kanun ile kurulması öngörülmüş şiddete önleme ve izleme merkezleri de şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardır. Bu merkezler şiddetin önlenmesiyle koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan vatandaşların başvurabileceği danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını 7/24 esasıyla yürüten merkezlerdir. İlimizde de pilot uygulama olarak 2013 yılında Şünün kurulmuş ve 2013 yılından itibaren hizmetlerine büyük bir özen ile devam etmektedir. Şiddeti önleme ve izleme merkezleri hakkında yönetmelik ise 17/3/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ve çok taraflılık anlayışıyla mümkündür. Bu mücadelenin başarıya ulaşması önleme mümkün olacaktır. Kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alan, birçok tarafın bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır. Bakanlık kapsamında 6 aylık periyotaj ile kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantıları düzenlenmekte olup ilgili kurum personellerinden oluşan teknik kurul da çalışmalarda başlamıştır. Bugün burada açılış töreni yaptığımız çalıştayın 3 gün boyunca çalışmalarına devam edecek. İstanbul Sözleşmesi'nde ister kamu ister özel yaşamla meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlere tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlanmaktadır. Kadın yönelik